Hülya Gün'ün yaptığı katliamlar Müslümanlara anlatılmıyor. Yaşattığı dehşet kimseye anlatılmıyor. O devrin rezaletleri anlatılmıyor. Bu çok anormal bir hareket. Yani sen geçmiş deccalleri bilmezsen, kendi devrin deccallerini hiç anlayamazsın. En az Firavun kadar azgın, belki ondan çok çok daha azgın bir mahluk Hülya Gün. Çünkü Firavun'un o kadar büyük kitle katliamı yapması mevzu baş değil. Yani belirlidir onun yaptığı kitle katliamı. Ama bu adamın yaptığı katliam, bak kardeşim, Bağdat'ta 1 milyon insanı katlediyor. Yani bazı rivayetlerde 1,5 milyon. Bağdat'ı ele geçirdikten sonra halifeye davet yolluyor. Kızımı oğlunuzla evlendirelim, teslim olun. Müslümanların canını malını kurtarırsınız diyor. O da inanıyor. Münafık ya, ahlaksız. Halife ne bilsin bunun böyle azılı deccal olduğunu. Buna inanan halife ailesiyle ve ülemasıyla birlikte Hülya Gün'ün yanına gidiyor. Hepsini katlediyor. Psikopat yani tabii. En son halife Mutasım'ı keçiye sarıp atlara çiğnetip şehit ediyor. Kadın ve çocuklar kapı önüne çıkıyorlar, eman istiyorlar. Hepsini kılıçtan geçirtiyor. Kadınların hepsine sokakta tecavüz ediliyor. Hastanelerde yatanları da gidip kılıçtan geçiriyorlar. Hastanede yatanları. Bağdat'ın işgalinin ilk 3 günü geceli gündüzlü katliam yapılıyor. Nefes almadan. Daha sonra yağma ve katliamlar 6 hafta daha devam ediyor. Katledilen çoğunluğundan birçok nehir kıpkırmızı akıyor. İşte Barada Nehri de onlardan bir tanesidir yani. Tüm türbeler, saraylar, tarihi binalar, camiler, kütüphaneler hepsi yakılıp yıkılıyor.